7 Haziran seçimi için 10 bine yakın aday adayı yarışacak. Kimi tecrübeli ama büyük bölümü ilk kez böyle bir yarışa giriyor. Zorlu siyaset yarışında onları neler bekliyor? Seçmenle bağ kurabilmek için neler yapmalı? Sosyal medyayı nasıl kullanmalı? Uzmanlara sorduk, işte yanıtları. İmaj gerçekten bir imzadır. Özgüvendir. Ben illa göze batacağım, ön planda olacağım diye fıstık yeşili bir ceket giyilmez. Kuş uçtuktan sonra geri tutamazsınız. Ağzınızdan söz çıktıktan sonra da artık geri ağzınıza koyabilme ihtimaliniz yok. Dikkat çekeceğim diye fıstık yeşili giymekte diretmeyin. Samimi gözükeceğim diye illa sarılmak için mücadele vermeyin. Taktığınız kravatın renginden vücut dilinize kadar her şeye dikkat edin. Renk önemli ama kendine yakışanı giymek daha önemli. Önemli olan renkler tabii ki beyaz. Siyahı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kırmızı etkiler. Kesinlikle. Çünkü subliminal mesajlardaki ilk öncü renklerden bir tanesidir. Mavi tonları. Peki uzak durmamız gereken gri renk ve kahverengi. Kravat resmiyeti simgeliyor. Halkla kucaklaşırken takmamakta fayda var. Takmamalılar. Gerçekten bir resmiyet. Sanki devlet erkanından o an herhangi bir toplantıya katılıyormuşsunuz gibi bir imaj olmaya başlıyor. Kadınlarsa fazla süsten aksesuardan kaçınmalı. Doğallık önemli. Sadelik çok daha önemli çünkü sade olmak zaten bir zenginliktir. Vücut dilini kullanırken kolları, elleri kapatmaktan kaçınmalı. Ellerinizi sürekli olarak bağlamanız, dirsekleri şu şekilde tutmanız vesaire veya her iki noktadan da kapatmanız, aynı şekilde içten kapatmanız, bunlar olumsuz olan mesajlar. Bir vekil adayı eğer seçmenle karşı karşıya geldiyse ne olursa olsun kolları ve elleri açık konumda olmalı. Sosyal medyaya gelince seçmenlerin neredeyse yarısı sosyal medyayı kullanıyor. Söylediğiniz şeylere çok dikkat etmeniz lazım. Konuştuğunuz andan itibaren ben konuşmadım, hayır öyle demek istemedim deme şansınız yok. Kayıt altında olmuş olduğu için. Aday retweetleme değil, anlam katacak, değer katacak mesajlar vermesi gerekiyor. İşte sosyal medyada dikkat edilmesi gerekenler. Dil bilgisi kurallarına uyacaksınız. Kullandığınız resimler profesyonelce olacak ve sen dili kullanacaksınız, ben dili değil. Halkın arasından görüntüler vereceksiniz. Kendi fotoğraflarınızı ya da kendi yemeklerinizi değil, yediklerinizi değil. Yapılan yorumlara cevap vermenin seçmen üzerindeki etkisi büyük. Karşınızdaki insan size bir şeyler söylüyor, siz karşılık vermiyorsunuz. Nasıl anlarsanız orası da aynı şey. Örneğin bazı insanlara cevap veriyorsanız, bazı insanlara cevap vermiyorsanız bu çok çok daha büyük hata. Adaylar için kesin liste 7 Nisan'da açıklanacak. Asıl yarış işte o tarihten sonra başlayacak.